ya da yüksek lisans yapmakla ilgili düşünmeniz gereken bir başka konu da masraflar konusu. Elbette masraflar konusu da çok önemli. Amerika'ya gitmeden önce bütçeniz üzerinde uzun uzun çalışmanız, dikkatli bir şekilde bütün masraflarınızı, gelirlerinizi hesaplamanız gerekiyor. Peki bunu yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Burada çok önemli, dikkat etmeniz gereken, birçok öğrencinin hataya düşebildiği bir konu var. O da bu süre konusu. Bu şöyle oluyor, siz şimdi Amerika'da bir yüksek lisans programına gittiğinizde bu program genelde sadece bir yıl sürmüyor. 2 yıl olabiliyor, bazı programların süreleri değişebiliyor. Eğer sizin de programınızın süresi daha uzunsa, o zaman sizin bu süreye göre bütçenizde ayarlamanız gerekiyor. Fakat birçok öğrenci ne yapıyor? Sadece bir yıl Amerika'da kalacaklarmış gibi bütçelerini hesaplıyorlar. Sonra da Amerika'da büyük sıkıntılar çekiyorlar. Sizin bu hataya düşmemeniz için mutlaka bütçenizi önceden bütün program süresini kapsayacak şekilde hazırlamış olmanız gerekiyor. Eğer baktınız masraflarınız gelirlerinizden daha fazla, o zaman ne yapmanız lazım? Mutlaka burs, iş asistanlık olanaklarını araştırmaya mümkün olduğunca erken başlamanız lazım. Peki masraflar dediğimizde ne tip masraflar var? Bir de bunun üzerinden geçelim isterseniz. Bu masraflardan ilki okul masrafları. Okul masraflarının içinde öğrenci ücretleri, çoğu zaman sağlık sigortası ve okul kitapları da dahil ediliyor. Okul masrafları tabii ki okuldan okula çok büyük değişiklikler gösterebiliyor. 25 bin dolardan başlayıp 80 bin dolara kadar çıkabiliyor. Bu tabii ki sizin Amerika'da yapacağınız ana masraf. Sonra ikinci olarak yaşam masrafları var. Yaşam masrafları da yine Amerika'da eyaletten eyalete çok büyük değişiklikler gösterebiliyor. Bunun dışında aynı eyalette bulunmasına rağmen şehrin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de masraflar değişiklik gösterebiliyor. Bu yüzden yaşam masraflarını düşünürken mutlaka hangi eyaletteyse okulunuz ya da hangi şehirdeyse oradaki standartları göz önünde bulundurarak bu hesaplamaları yapmanızda çok büyük fayda var. Yaşam masrafları da yine 15 bin dolardan başlayıp belki 25 bin dolarlara kadar çıkabilir. Sonra son olarak düşünmeniz gereken masraflar da değişken, önceden hesaplanamayacak masraflar. Bunlar ne gibi şeyler olabiliyor? Mesela siz Amerika'dayken döviz kuru birden çok değişiyor. Türk lirasının değeri düşüyor. O zaman sizin elinizde bulunan paranın da Amerika'daki değeri çok büyük miktarda düşebiliyor. Bu tip durumlara hazırlıklı olmanız lazım. Bu tip durumlar için de mutlaka ekstradan bir bütçeniz olması lazım. Bunun dışında Amerika'dayken ekstra bir sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Belki Türkiye'ye bir tatil ziyareti için gelmek isteyebilirsiniz. Bütün bunlar size çıkabilecek ek masraflar. Bu yüzden bizim önerimiz bütün okul masraflarınız ve yaşam masraflarınız haricinde de böyle bir miktar parayı da kenarda bulundurmanız, sonradan zor durumda kalmamak için.